Galatasaray'dan Lozano hamlesi. Meksika basını Galatasaray'ın ilk transferini duyurdu. Haberde Lozano'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a giderek Galatasaraylı idarecilerle görüştüğü belirtildi. Detaylarda Mauricio Lozano'nun geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği ve transferin tamamlanması için bir deneme sürecine karar verildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ESPN'e verdiği röportajda bu haberi doğrulamış olan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da bir ay süreyle deneme antrenmanlarına çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre Meksikalı futbolcu Brian Mauricio Lozano antrenmanlara katılmak üzere ülkesinden İstanbul'a doğru yeniden yola çıktı. ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı Kırmızılıların kendisi için rüya gibi bir adım olacağını ifade etmişti. Napoli forması giyen yıldız futbolcu Irving Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun Galatasaray'la ilgili yapmış olduğu açıklamalara karşı Sarı Kırmızılı kulüptense bir yalanlama gelmemesi transferi büyük oranda doğrulamış oldu. Galatasaray'dan Nuri Şahin operasyonu. Nuri Şahin gösterdiği performansla herkesi büyüledi. Galatasaray'da Domenek Torrent'e yollar tazminat ödenmeden ayrılırsa başkan adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına Antalyaspor'un genç antrenörü getirilecek. Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenek Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda. Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirmişti. Son 10 maçlık periyotta yeni yüzü görmeyen Kırmızı Beyazlılar, kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi planlıyor. Fiorentina, Nelson ve Chicaldao için devreye girdi. Victor Nelson ve Alexandru Chicaldao için pusuda bekliyorlar. Galatasaray'ın hala bonservis bedellerinin tamamını yatırmadığı iki isim için İtalyan basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray finansal açıdan zor bir dönemde ve Chicaldao ile Nelson'un borçlarını ödemekte zorlanıyor. Fiorentina'da durumdan faydalanıp iki oyuncuyu transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi Chicaldao için 8 milyon euro, Victor Nelson için de 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak Serie A temsilcisinin bu ödemeleri taksitler halinde yapmak istediği, Galatasaray'ın ise parayı peşin olarak istediği öğrenildi. Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi şok eden hamle. Galatasaray'da seçim teknik direktör Domenek Torrent'in kaderini belirleyecek. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün Katalan Hoca ile yola devam etmek istemediği biliniyor. Sarı Kırmızılılar da bu doğrultuda gelecek sezon için teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün Marcelo Bielsa'ya başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine getirmek için güvence verdiği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcıyla ayrıca Kolombiya ve Bolivya'nın milli takım teknik direktörlüğü için de ilgilendiği ifade edildi. Bielsa'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Galatasaray'da ayrılık. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in hegemonyasını kırarak şampiyon olan Lille'in bu başarısında çok önemli bir pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 36 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının ise Türkiye Ligi olacağı belirtiliyor.
Yakın dönemde Türkiye'den birçok transfer yaparak Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi oyuncuları kadrosuna katan Fransız temsilcisinin bu transferleri Mustafa Muhammed'i transfer ederek bir yenisini eklemek istediği öğrenildi. Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine yapılacak transfer için Fransız Lyon Sport ortaya bomba bir iddia attı. Habere göre Burak Yılmaz'ın yerini güçlü bir golcüyle doldurmak isteyen Lille, Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed'i 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek transfer edecek. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bottan bile hızlı. Galatasaray'da sular durulmuyor. Bir yandan 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar da bir yandan da transfer listesi oluşturulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Terim'in kontratının bitmesi ve yine seçim gündeminin yoğun olması nedeniyle aynı sıkıntıları yaşayan Galatasaray, bu kez seçimden önce scout ekibinin belirlediği oyuncuları kısa listeye ekleyecek. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın yetenek avcılarının favorisi Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique. Dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı futbolcu yapılacak başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni patronunun transfere onay vermesi halinde parçalı formayı giyecek. Galatasaray'ın transfer listesinin tepesine yazdığı Henrique, mükemmel hızının yanı sıra üstün top tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 asist yaparak tam 35 gole doğrudan etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasada 6 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marcao piyangosu. Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı Kırmızılıların gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.